son 10 yıllarını varoşlarda ev yapmaya çalışarak geçirenler? Zodi 1990'da gelmiş vatanına Özbekistan'dan. Böyle güzel bir ev, yani yeterli bir ev. Ama öbürleri çok büyük. Onun için size soralım, niye onlar büyük dedi? Onlar bay. Ne? Akçası çoktu. Rahat mısınız? Şimdi mi? Nasıl ayıtayım siz ya? Ölmeyi de yaşaymış, ölmeyecek gibi yaşaymış işte. Kaç paraya geçiniyorsunuz bir ayda? Ayıptır sorması. Bizim pensiye alamıyorum. Emeklilik maaşı. Pensiye. Ne kadar bir emeklilik maaşı? 230 kuruş. 230 krivna. 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 Anladım. Yetmiyor diyorsunuz değil mi? Yeterli değil tabii. Yetmiyor. 230 grivna 50 dolar ediyor. Bu para serbest piyasa ekonomisinin yeni yeni egemen olduğu bu ülkede ancak ev içi kapalı ekonomi ve tüm ailenin birbiriyle yardımlaşmasıyla zor bela bir geçim sağlayabiliyor. Sürgünden gelenlerin ev yaptığı arazinin hemen yakınında yıllardır tadilat görmemiş 40 metrekare dairelerle dolu bloklar var. Orada bu topraklarda yerleşik başkaları oturuyor. Şimdi burada Ruslar oturuyor, burada Tatarlar oturuyor. Evet. Şimdi Tatarların oturduğu evler Rusların oturduğu evlere göre çok daha iyi görünüyor. Çünkü tek mütevazi evler yani bunlar. Şimdi burada yaşayanlar, yaşayan insanların çoğu zengin değildir. Belki de orta halli de değildir. Sadece bu dairesi vardır, o kadar. Fakir onlar aileler. Şimdi evet, onlar şimdi bunu satıp da başka bir yere göçmeleri, başka bir yere geçmeleri çok zordur. Simferopol'ü, eski adıyla Ak Mescid'i çevreleyen arazideki Kırım Tatar yerleşimine geliyoruz. Gözümüze ilk bakışta çarpan sürgünden dönen Kırımlıların yaptıkları evlerin oldukça gösterişli, büyük ama yarım kalmış olmalarıydı. Çoğu yavaşça yükselen inşaatın hemen dibindeki müştemilatlarda yaşıyor, dişten tırnaktan arttırdıklarıyla koca evler dikiyorlardı. Buraya ilk gelenler 1989-90. Seneleri, o zaman imkanları vardı insanların. Ev yapacaksam, kuracaksam iyi bir şey yapayım diye böyle büyük çaplı projelere başlamışlar. Ama işte 91'de Sovyetler Birliği'nin dalması ile birlikte hiperenflasyon gelmiş. Evet. İşte birkaç gün içinde fiyatlar fırlamış. Büyük evlerini kurmaya başlamışlar, bitirmemişler. Hepsi yarım kalmış, evet. Aslında bu mahallede bizi bekleyen biri var. O dünyaca ünlü bir müzisyen. Kırım'da pek tanınmıyor ama Özbekistan'da başlayan ünü batıda da yaygın. Adı Enver İsmailov. O bir gitar ustası. Benim hayatım yaxşı oldu, güzel oldu. Çünkü ben açlık görmedim. Tabii benim anam babam da zengin adamlar değildir. İşçiler idi. Ama açlık görmedim. Okula vardım. Bütün şey yanımda oldu. Tek gitara kaldı çalmaya. Başka düşünmeye bir şey kalmadı bana. Çünkü ne yapmaya? Düşünmeye. Düşünmeye. Hayat için. Çünkü anam babam ona çalıştı. Biz için. Biz balalar için. Ama onlar çok çok zor hayatını görmüşler onlar. Açlıkta gördüler. Sürünlükte gördüler. Oksuzlukta gördüler. Bu ev tüm aile fertlerince taş taş üstüne konularak yapılmış. Evin bir bölümü stüdyoya çevrilmiş. Tüm ailesi orada. Gözlerimizi Enver'in kayınvalidesi Emine'den ayıramıyoruz. O geçmişle bugün arasında bir köprü gibi. Biraz şaşkın, Enver'in gitarından çıkan tınılara kulak veriyor. Torunu Liniye'nin modern üslubu belli ki kulağına ters geliyor. Enver Liniye ile yaptığı son video klibi gösteriyor. Just take it.
Enver ticari kaygılardan söz ediyor. Politikayla uğraşmıyorum, ben turneler ve müziğimle yaşıyorum diyor. Burada iş yok. Doğrusu gerçek söylediğinde iş burada yok. Ona, neden? Çünkü bu küçük memleket biraz. Ben de sosyal krizis vardı ondan önce. Burada müzisyenler burada tek toylarda kazanıyorlar. Düğünlerde çalıyor. Cuma gecesi damat 10-15 yakınıyla kız evine gidiyor. Gece yarısına kadar eğlenip evine dönüyor. Cumartesi gecesi kız tarafı damadın düğün yerine geliyor. Sabaha kadar süren şenlikler yapılıyor. Gelin tüm davetlerle oynuyor ve artık yeni evinde kalıyor. Gelinle her oynayan oyunun sonunda elindeki parayı geline veriyor. Zeynep'in sağ elindeki destenin iyice kabarması lazım. Çünkü burada her şeyi nakit parayla alınıyor. Yepyeni bir ev kurulacak. Eş dost akraba bu ev hep beraber yapılacak. Erdem taksicilik yapıyor. Zeynep berberde çalışıyor. Sivas Diamovka köyünde bir çift daha bu gece dünya evine giriyor. Onlar Özbekistan'da doğdular, çocukları ana yurtta doğacak. Kapitalizmin ilk başta önlenemez cazibesi Kırım'ı sarmış gibi görünüyor. Yaşlılar eskinin tutumluluğu içinde ama gençler tüketim toplumuna ayak uydurmaya çok hevesli. Dağların yolları doludur diken. Kırım Ukrayna'nın en güneyinde Karadeniz'e uzanan çok stratejik bir yarımada. Kırım Karadeniz'in Kıbrıs'ı. Hatırlayın, 2. Dünya Savaşı Kırım'ın ünlü Yalta kentinde noktalanmıştı. İşte tam burada Stalin, Churchill ve Roosevelt'in imzalarıyla sıcak savaş bitmiş, soğuk savaş dönemi başlamıştı. Bugün de öyle. Amerikan devletinin Stratfor adlı sitesi geçtiğimiz aylarda Amerika ile Rusya yeni bir soğuk savaşın eşiğinde yorumunu yaptı. Savaşın merkezi Kazakistan ve Ukrayna olacaktı. Kırım halkı bölgedeki diğer halklarla savaş rüzgarlarının tam ortasında duruyor. Kendine bir gelecek kuruyor. Sizleri daha ileriki programlarda Yalta'da, Sivastopol'de, Bahçesaray'da tarihi bir geziye çıkaracağız. İyi akşamlar efendim. Yeşil yaprak harahası.